Elimizde A tepkeninin tepkimeye girerek ürüne dönüştüğü bir tepkime olduğunu varsayalım. A tepkenine göre bu tepkime birinci dereceden bir tepkime olsun. Tepkimenin A tepkenine göre birinci dereceden olduğu durumlarda hız yasasına göre tepkime hızının K olarak ifade edilen hız sabiti çarpı A tepkeni derişiminin bir üstüne eşit olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda tepkime hızı A tepkeninin derişimindeki değişimin negatif değeri bölü zamandaki değişime eşit olur. Bu iki denklemi birbirine eşit hale getirip integralden de yararlanarak birinci dereceden bir tepkime için integrali alınmış hız yasasını bulabiliriz. Buna göre A tepkeninin T zamanındaki derişiminin doğal logaritması eksi KT, buradaki K değerinin hız sabiti olduğunu unutmayalım artı a tepkeninin başlangıçtaki derişiminin doğal logaritmasına eşit olduğunu söyleyebiliriz. Gördüğünüz gibi integrali alınmış hız yasası aslında y eşittir mx artı b formülüne benziyor. Bu da aslında düz bir çizgide kullandığımız formülün aynısı. Yani a tepkeninin derişiminin doğal logaritmasını bir grafik üzerinde y eksenine yerleştirebiliriz. Bunu çizerek göstersem iyi olacak. x eksenine de zamanı koyalım. Buradan düz bir çizgi elde ederiz. Bu düz çizgideki eğimse, negatif k değerine eşit olur. Yani burada gördüğünüz eğim hız sabiti olan k değerinin negatifine eşit olur. Çizginin y eksenini kestiği nokta ise, a tepkeninin başlangıçtaki derişiminin doğal logaritmasını ifade eder. Yani bu çizginin y eksenini kestiği nokta, a tepkeninin başlangıçtaki derişiminin doğal logaritmasına eşit metil izonitridin asetonitrile dönüştüğü tepkime birinci dereceden tepkimelere örnek verilebilir. Burada gördüğünüz iki molekül birbirinin izomeridir. Taboda verilen bilgileri kullanarak bu dönüşüm tepkimesinin neden birinci dereceden bir tepkime olarak sınıflandırıldığını kanıtlayalım. Metil izonitrilin önünde bulunan katsayı 1 olduğundan eğimin k hız sabitinin negatifine eşit olduğu integrale alınmış hız yasasını kullanabiliriz. Tepkimeye giren tepken maddenin önündeki katsayı 2 olsaydı bu durumda stokiyometrik katsayı olarak buraya 1 bölü 2 ifadesini eklememiz gerekirdi. Şimdi de burada gördüğünüz iki hız denklemini eşitleyelim. Bu durumda tek bir negatif KT değeri yerine 2 negatif KT değeri elde ederdik. Ancak elimizdeki tepkimenin kat sayısı 2 değil. Bu tepkimenin kat sayısı 1 olduğundan buradaki hız yasasından yararlanabiliriz. Aynı zamanda integrali alınmış bu hız yasasının A tepkeninin derişimine göre yazıldığını görüyoruz. Ancak elimizdeki taboda metil izonitrilin derişiminin ne kadar olduğu verilmemiş sadece metil izonitrilin basıncını biliyoruz. Ancak ideal gaz yasasına göre basıncın derişimle ilgili bir kavram olduğunu söyleyebiliriz. Bu durumda PV değeri NRT değerine eşit olur. İki tarafı da V değerine bölelim. Burada N değerinin molü, V değerinin de hacmi ifade ettiğini unutmayalım. Dolayısıyla mol bölü hacimden burasının molarite olduğunu çıkarabiliriz. Buna göre basınç molarite çarpı R çarpı T değerine eşit çıkar. Buradan da basınçla derişim arasında doğru orantı olduğu sonucunu çıkarabiliriz. Gaz halde bulunan bir maddede basıncı hesaplamak, derişimi hesaplamaktan daha kolaydır. Bu nedenle bunun gibi tablolarda gazlar için basınç değeri verilir. Bu sayede integrale alınmış bu hız yasasını şu şekilde düşünebiliriz t zamanda gaz halde bulunan maddenin basıncının doğal logaritması negatif kt artı gazın başlangıçtaki basıncının doğal logaritmasına eşittir böylece bu tepkimenin birinci dereceden bir tepkime olduğunu kanıtlamak için grafik üzerinde metil izonitrilin basıncının doğal logaritmasını y eksenine zamanı da x eksenine yerleştirebiliriz tablomuza bir sütun daha ekleyelim Buraya metil izonitilin basıncının doğal logaritmasını eklememiz gerekiyor. Örneğin zamanın sıfıra eşit olduğu durumda metil izonitil basıncının 502 tor olduğunu söyleyebiliriz. Bunun için de 502'nin doğal logaritmasını almamız lazım. 502'nin doğal logaritması 6,219'a eşittir. Zaman kazanmak için videoya başlamadan önce bu son sütundaki değerleri hesaplamıştım yani metil izonitril basıncının doğal logaritmasını ifade eden değerler gördüğünüz gibi zaman değeri arttıkça yani metil izonitril asetonitril'e dönüştükçe metil izonitrilin basınç değeri azalıyor az önce de belirttiğim gibi grafikte metil izonitril basıncının doğal logaritmasını y eksenine zamanı da x eksenine yerleştirelim Başlangıçta yani zaman değeri sıfıra eşit olduğunda basınç değerinin doğal logaritmasının 6,219 olduğunu belirtmiştik. Bunu grafik üzerinde de gösterelim. Zaman kazanmak için grafiği de önceden çizdim. Dediğim gibi 0 saniyeyi ifade eden ilk nokta 6,219'a eşit. Diğer verileri de grafiğe geçirdim. Birinci dereceden tepkimeler için kullandığımız integrali alınmış hız yasasını da buraya yerleştirelim. Burada derişim yerine basınç değerlerini eklemiş olduk. Gördüğünüz gibi y ekseninde metil izonitril basıncının doğal logaritması var. x ekseninde ise zaman var. Buradaki çizgideki eğimin de hız sabiti k değerinin negatifine eşit olması gerektiğini unutmayalım. Buradaki eğimi pek çok farklı yolla bulabiliriz. Örneğin bunun için bir grafik hesap makinesinden yararlanabiliriz. Tablodaki verileri bir grafik hesap makinesine girerek bu çizginin eğimini buldum. Buna göre eğim eksi 2,08 çarpı 10 üssü eksi 4'e eşit. Öncesinde de söylediğimiz gibi bu hız yasası formülü aslında y eşittir mx artı b formülüne benziyor. Dolayısıyla hız sabiti olan k değerini bulmak için eğimin negatifini almamız gerekecek. Buradan da k değerinin 2,08 çarpı 10 üssü eksi 4'e eşit olduğunu bulabiliriz. Şimdi de hız sabiti için birimleri bulalım. Hatırlarsanız eğim y'deki değişim bölü x'deki değişime eşitti. Burada y değerindeki değişim basıncın doğal logaritmasını ifade ediyor. Bu değerinde bir birimi yok sadece bir sayı x' de zamanı ifade ettiğinden bunu saniye cinsinden yazabiliriz. Bu da 1 bölü saniyeye eşit olur. Dolayısıyla k değerinin biriminin 1 bölü saniye olduğunu söyleyebiliriz. Son olarak, zamanı göre basıncın doğal logaritmasını grafik üzerinde gösterdiğimizde, bu verilerin birinci dereceden bir tepkimeye ait olduğunu biliyorduk. Böylece metil izonitrilin asetonitrile dönüştüğü tepkimenin birinci dereceden bir tepkime olduğunu kanıtlamış olduk.